20 yıl önce şeker hastası olduğumu öğrendim. Sonra seneler sonra kalp 4 sefer kalp krizi geçirmişim. Onu da bilmiyorum ben. İşte doktorlara gittim. Kimse anlamadı. Başka doktora gittim. Stent taktılar dört tane. O da bana böbreğimin yarıya indiğini söyledi. Ondan sonra beni diyalize gönderdi mecburdu, kaçınılmazdı. Gittim, e, diyalize girdim işte 9 ay. Böbrek vermek isteyenler hiç korkmasınlar. Yani eşim bana verdi, 3 gün sonra ayağa kalktı. Yani ben de çok sağlıklı oldum. Eşim de hiç bir hiçbir sorunu yok şu anda çalışıyor. Hiç en ufak bir anne ağrısı var, ne sancısı var. Ben de çok iyiyim. Yani eğer böbrek vermek isteyenler çekiniyorsa Çekinmesinler yani bu bir e, ne bileyim yani Allah'ın emri diyeyim iki tane vermiş Allah bir tanesini ihtiyacı olana versin diye. Eşim için böbreğimi verdim çok mutluyum tekrar olsa yine veririm böbreğimi. Geldiğim zaman 95 kilo sen bu e, kiloyla veremezsin dediler. Gittim karar verdim dedim 40 günde 20 kilo verdim ekmek yemedim geldim tartıldım 75 kiloyu düşmüşüm düşünce tabi hemen beni şey aldılar. Tamam karar verdi L L doktorlar. Girebilirsin dedi. Doktora ben de hemen şey ver ameliyat oldum. Harika birmişsin ya. Benim için ya. bir çok iyi bir şey oldu. Vallahi o da kurtuldu ben de kurtuldum. Herkesin böbrek vermesini emin ediyorum. Bize başvurduğunda diyaliz tedavisi altındaydı. Kateterle ilgili problemleri vardı. Yani diyalize girebilmek için bir damar yoluna ihtiyaç var. Aslında bize ilk başvurusunda bu damar yolu sorunu için başvurmuştu. Sonra bu konuda değerlendirmeler sırasında sohbet ederken nakil konusunu da değerlendirmek istedi. En büyük şansımız da eşi oldu aslında. Eşi canı gönülden böbrek bağışlamak istediği için çözüm üretebildik. İlk başta biraz kilo fazlası vardı eşinin. Çok kısa sürede kilo vererek bu konuda ne kadar istekli olduğunu ispat etti sonra da diğer tetkik süreçleri tamamlandıktan sonra e, böbrek nakliyle tedavi tamamlandı diyabet hastalığı e, bugün için böbrek sağlığını tehdit eden e, başta gelen hastalıklardan biri e, ülkemizde de beslenme bozulması e, sağlıksız beslenme egzersiz yapmama gibi nedenlerle kilolu e, insan sayısının artışına paralel e, tip 2 diyabet dediğimiz e, şeker hastalığının sayısı ciddi artış gösteriyor. Ee, buna bağlı olarak da şeker hastalığı uzun vadede böbrekleri tehdit eden bir e, problem olarak e, böbrek yetmezliğinin bir nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Melat hanımda da şeker hastalığı vardı. Diğer kontrolleri yaptığımızda nakile engel bir durum saptamayınca böbrek nakli ile tedavi sonlandı. Böbrek alıcısında e, kilo nakile engel bir durum değildir. Fakat e, zayıflaması onun genel sağlığına yönelik bir istediğimiz e, hedeftir. Böbrek vericilerinde durum farklı. Böbrek vericisi bize başvurduğunda sağlıklı kilo aralığının dışındaysa yani kendi yaşı, boyu, kilosuyla hesapladığımızda vücut kitle indeksi yüksek ise onlarda önce kilo verme sürecini yürütüyoruz. Sağlıklı aralığa kilo girdikten ve bu konuda e, sabit kalacağını bize ispat ettikten sonra da böbrek vericisi olmasına izin veriyoruz. Haftada iki. Özlü yadım <laughs> Olmadı yakında seni yedeğe alıp. Az önce ağlayacaktım ama konuşurken. Niye? Ben e, biraz duygusalım. Konuşurum ondan sonra da ağlarım. ne <laughs> bileyim <bilmiyorum> ben. <laughs>